Tarif ettiğim şekilde ilmek artış yerlerinde artışlarımı yaparak yaprak kısmımda da ilmek eksiltmelerimi yapıp sonda bir tane ilmeğim kalıncaya kadar örgümü devam ettirdim. Örgümün ön yüzünü tamamladıktan sonra arka yüz sırada da düz olan ilmeklerimi düz, ters olan ilmeklerimi ters olarak ördüm. Yaprağımızdan son kalan bir tane ilmeğimizi de örgümüzün arka yüzünde düz olarak örüp geçişimizi yapalım. Şöyle sıra sonuna doğru geldim. Burada göstereyim hanımlar. Yaprağımızın sağında solunda üçer tane düz ilmeklerimiz vardı. Bu da yaprağımızın sonuncu ilmeği. Burada ilmeğimizi düz olarak örüp geçişimizi yapalım. Ve bu sayede yaprağımızı kapatmış oluyoruz hanımlar. Örgümüzün ön yüzünde tekrar ilmek eksiltme ve arttırma işlemlerini devam ettireceğiz. Aynı zamanda popkorn çalışması yapacağız. Şimdi sıramızı tamamlayıp ön yüz sıramıza geçişimizi yapalım. Popkornlarımızı da düz olan ilmeklerimizin tam ortasına denk gelen ilmeğimizin üzerinde yapacağız. Şimdi ilk olarak 6 tane ilmeğimizi örelim. Hemen birinci düz ilmeğimizde ilkini yapalım. Şöyle şişimizi biraz uzatalım. Elimize ve ipimize yatkın bir tane tığımızı alalım. İlmeğimizin içerisine giriş yaparak bir ilmek çıkaralım. Ardından 1, 2, 3, 4 tane zincirimizi çekip tığımızın tepesine bir dolayalım. İlmeğimizin içerisine giriş yaparak bir ilmek çıkaralım. 1, 2 defa çıkalım. Üçüncüye çıkmadan tekrar tığımızın tepesine bir dolayalım. İlmeğimizin içerisine giriş yapalım. 1, 2 defa çıkalım. Üçüncüyü çıkmadan tekrar tığımıza bir dolayalım. 1, 2 defa çıkalım. Üçüncüyü çıkmadan. Bakın 4 tane ilmeğimiz oldu tığımızın üzerinde. İşlemimizi tekrarlayalım. Tığımızın tepesine bir dolayıp ilmek içerisine giriş yaparak 2 defa çıkalım. Üçüncüyü çıkmadan bakın burada tığımızın tepesini dolayalım ve tek seferde içerisinden çıkışımızı yapıp bir zincirde sabitleyelim. Ve birinci popkornumuzu yapmış olduk hanımlar. Bu ilmeği şişimizin üzerine takalım. Ardından ilmeklerimizi düz olarak örüp devam edelim. Ters olan ilmeklerimize doğru. Şöyle ters ilmeklerimize geldik. Şişimizi bir dolayalım. Sırada bakın iki tane ters ilmeğimiz var. İpimizi kendimize doğru alıp bu iki tane ters ilmeği bir olarak örüp burada ilmek eksiltmemizi yapalım. Ardından 1, 2, 3 tane ilmeğimizi ters olarak örelim. Bakın iki tane ters ilmeğimiz kaldı. Bu iki tane ters ilmeğimizi de bir olarak örüp ilmek eksiltmemizi yapalım. Ardından şişimizi bir dolayalım. Burada kaç tane ilmeğimiz var? İlk olarak bunları bir kontrol edelim. Ters ilmeğimizden önce bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane ilmeğimiz var. Şişimizi doladıktan sonra 7 tane ilmeğimizi örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane ilmeğimizi ördükten sonra 8. ilmeğimizin üzerinde popkorn çalışmamızı yapacağız. Bu 8. ilmek tam ortaya denk geliyor hanımlar. 7 sağa, 7 sola ortadaki ilmeğimizde popkornumuzu yapalım. Şöyle şişimizi biraz uzatalım. İlmeğimizin içerisine giriş yaparak 4 zincirimizi çekelim.
Ardından tığımıza bir dolayalım. İlmeğimizin içerisine giriş yaparak 1, 2 defa çıkalım. Üçüncüyü çıkmadan tekrar tığımızın tepesine dolayıp 2 defa çıkalım. İşlemimizi tekrarlıyoruz. Tığımızın üzerinde 5 tane ilmeğimiz oluncaya kadar bu işlemi uyguluyoruz hanımlar. Bakın 5 tane ilmeğimiz olduktan sonra tek seferde kapatıp bir zincirle sabitleyelim. İlmeğimizi şişimize takalım. Ardından 7 tane düz ilmek öreceğiz. Yani ters ilmeklerimize doğru devam ediyoruz hanımlar. Şöyle kamerama odaklayayım. Ters ilmeklerimize doğru geldik. Burada şişimizi bir dolayalım. Hemen 2 tane ters ilmeğimizi ters olacak şekilde bir olarak örelim. Ardından 1, 2, 3 tane ters ilmek. Bakın 2 tane ters ilmeğimiz kaldı. Bu 2 tanesini de bir olarak alalım ve ilmek eksiltmemizi yapalım. Ardından şişimizi bir dolayalım. 7 tane düz ilmek örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. ilmeğimizde popcorn çalışmamızı hemen tekrarlayalım. İlmeğimizin içerisine giriş yaparak 4 zincir çekelim. 1, 2, 3, 4. 4 zincirden sonra şöyle detaylı şekilde göstereyim. Tığımızın üzerinde 5 ilmeğimiz oluncaya kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Ardından tek seferde kapatıp bir zincirle sabitleyelim ve bu ilmeğimizi şişimize takalım. İşlemimizi tekrarlayarak sıra sonuna kadar devam edeceğiz hanımlar. Dikkat edin, popcornlarımız bu düz ilmeklerimizin tam ortasına denk gelsin. Ters ilmeklerimizden önce bir doluyoruz. Ters ilmeklerimizden sonra tekrar dolama işlemimizi yapıyoruz. Yani bu sıramızda 2 artış, 2 eksiltme olarak devam ediyoruz ve popcorn çalışması. Şimdi sıra sonuna varıncaya kadar devam edelim. Şöyle belirttiğim kısımlarda popcorn çalışmalarımı yaparak sıra sonunda 6 tane ilmeğim kalıncaya kadar örgümü ördüm. Şimdi sıra başındaki 6 tane ilmeğimiz ve sıra sonundaki 6 tane ilmeğimizi bir araya getirip bir olarak öreceğiz. Ve buradan sonrasında artık örgümüzü döne döne öreceğiz hanımlar. Öncelikle sıra sonundaki 6 tane ilmeğimizi yedek bir şişimizin üzerine aktaralım. Şöyle aktardıktan sonra örebilecek vaziyete getirelim hanımlar. Ardından sıra başındaki 6 tane ilmeğimizi de tekrar örebilecek şekilde getirelim. Burada dikkat edelim. İlik açtığımız kısım ön yüzde duracak. Diğer kısım da arka tarafta duracak. İpimizi arka kısma doğru gönderelim. Ardından öndeki şişimizde bulunan ilk ilmeğin içerisine girelim. Ardından arka kısımdaki ilk ilmeğin içerisine. Girişimizi yaptıktan sonra ilmeklerimizi bir olarak örelim. Burada ipimizi sıkmayı unutmayalım hanımlar. Açılma olmasın. İşlemimizi tekrarlıyoruz. İlk olarak ön kısımdan, ardından arka kısımdan ilmeklerimizi şişimize takıp bir olarak örelim. Sıradaki ilmeklerimize tekrar aynı işlem. İşlemimizi tekrarlayarak 6 tane ilmeğimizi bir araya getirelim hanımlar. Ve birleştirme işimizi
Tamamladık. Şimdi düz olan ilmeklerimizi düz, ters olan ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Örgümüzü döne döne öreceğimiz için örgümüzün arka yüzü olmayacak hanımlar. Bunun için bir sıramızda işlem yapacağız. Bir sıramızda ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Yani bu sırada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Düz olan ilmeklerimiz düz, ters olan ilmeklerimiz ters. Artış, eksiltme yapmadan. Beş tane ters ilmeğimiz var. Bu kısımda da 17 tane düz ilmeğimiz. 17 düz, 5 ters olarak devam ediyoruz. Şimdi birleştirdiğimiz kısma kadar ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüp gelelim. Şöyle bağlantı yaptığımız kısma kadar ilmeklerimi gördüğüm gibi örerek geldim. Burada bir tane ayracımızı takalım hanımlar. Bu kısım bizim sıramızın başlangıcı. Burası sıramızın sonu olacak. Şimdi bir üst sıraya çıkmış oluyoruz. İlmeklerimizi düz olarak örüp ters ilmeklerimize doğru devam edelim. Şöyle ters olan ilmeklerime doğru geldim. Burada şişimizi bir dolayalım. Sıradaki iki tane ilmeğimizi ters olarak bir olarak örelim ve ilmek eksiltmemizi yapalım. Ardından bir tane ters olarak örelim. Sıradaki iki tane ters ilmeği tekrar bir olarak örüp ilmek eksiltme işlemimizi yapalım. Ters olan ilmeklerimizden 3 tane ilmek kaldı. Şişimizi bir dolayalım. Düz olan ilmeklerimizi tekrar düz olarak örüp devam edelim. Ters ilmeklerimize doğru. Şöyle ters ilmeklerime doğru geldim. Şişimizi bir dolayalım. Hemen ilk iki tanesini bir olarak örüp ilmek eksiltmemizi yapalım. Ardından bir ters. Sırada gelen iki tane ters ilmeği tekrar bir olarak örüp ilmek eksiltmemizi yapalım. Şişimizi bir dolayalım. Düz ilmeklerimizdeyiz. İlmeklerimizi düz olarak örüp devam edelim. Ters ilmeklerimize vardığımız zaman şişimizi bir dolayalım. Sıradaki iki tane ters ilmeği bir olarak örelim. Ardından bir ters. Sonrasında iki tane ters ilmeği tekrar bir olarak örüp ilmek eksiltmemizi yapalım. Sıramız bu şekilde tekrarlanarak devam edecek hanımlar. Ayracımızı taktığımız yere kadar. Ayracımıza vardıktan sonra bir üst sıraya çıkmış oluyoruz. İlmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Yani düz olan ilmeği düz, ters olan ilmeği ters olarak. Tarif ettiğim şekilde şimdi örgümüzü örüp gelelim. İlmek artışı ve eksiltmesi olan sıramızı birlikte başlatalım. Belirttiğim gibi bu sıranın üzerine bir sıra ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örmeyi unutmayalım hanımlar. Tarif ettiğim şekilde örgümü örüp geldim. Burada sıramızı tamamladıktan sonra bir üst sıraya çıkışımızı yapalım. Bu sıramızda ilmek artışı ve eksiltme işlemimizi tekrarlayacağız. İlk olarak ters olan ilmeklerimize doğru örgümüzü örüp bir devam edelim. Şöyle ters ilmeklerime doğru geldim. Burada şişimizi bir dolayalım. 3 tane ilmeğimizi tek seferde örüp buradaki ilmek eksiltmemizi yapalım. İlmek eksiltmemizi yaptıktan sonra şişimize tekrar dolayalım ve düz olan ilmeklerimizi örüp devam edelim.
Sonuncu ilmek artışı ve eksiltme yaptığımız sıramız hanımlar. Şöyle ters ilmeklerime doğru geldim. İşlemimizi tekrarlayalım. Şişimizi bir dolayalım. 3 tane ters ilmeğimizi tek seferde örüp ilmek eksiltmemizi yapalım. Ardından şişimizi bir dolayalım. Düz olan ilmeklerimizi örüp ters olan ilmeklerimize doğru devam edelim. Bu sıramızı bu şekilde tekrarlayarak devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar devam edelim. İşlemimi tekrarlayarak sıra sonuna geldim. Şimdi bir üst sıraya çıkışımızı yapalım. İpimizi kendimize taraf alıp ilmeklerimizi ters olarak örelim. Bu sıramızda tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Şöyle sıra sonuna varana kadar tüm ilmeklerimizi ters olarak örüp devam edelim. Bir üst sıraya çıktığımız zaman da tüm ilmeklerimizi düz olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Sonrasında birlikte devam edelim. Tarif ettiğim şekilde bir sıra ters, üzerine bir sıra düz örgümü örüp geldim. Aynı zamanda roba ayrımlarımı da hazırladım. Nasıl hazırladım? Hemen tarif etmeye başlayayım. İlk etapta biz 85 tane ilmeğimizle başladık. Örneğimizi uyguladıktan sonra toplamda 271 tane ilmeğimiz oluştu hanımlar. Şu anda şişimizin üzerinde 271 tane ilmeğimiz mevcut. Bu 271 tane ilmeğimizin 73 tanesini arka beden kısmına ayırdım. 63 tanesini sağ kol kısmına, 63 tanesini sol kol kısmına, 72 tane ilmeğimi de ön beden kısmıma ayırdım. Bir tane fazla ilmeğim olduğu için arka beden kısmına bıraktım. Bakın, ön beden kısmımda 72, arka beden kısmımda ise 73 tane ilmeğim var. İlmek ayarlamalarını nasıl yapacaksınız sayarak göstereyim. Burada 6 tane ilmeğimizi 1 olarak örmüştük. Öndeki ve arkadaki 6 tane ilmeğimizi. İlk olarak bu 6 tane ilmeğin ortasına bir tane ayracımızı takalım. Yani 3 tanesi sağa kalsın, 3 tanesi sola. Ardından ilmeklerimizi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 tane ilmeğimizi sayıp bir tane ilmek ayracımızı takalım. Şimdi kol kısmımızdayız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 63. 63. ve 64. ilmeğimizin arasına ayracımızı takalım. Şimdi ön beden ilmeklerimizi belirliyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72 tane ilmeğimiz ön beden kısmı için. Bir tane ayracımızı takalım. İkinci kol kısmımız için tekrar 63 tane ilmeğimizi bırakıp ayracımızı takalım. Buradaki ilmekleri de birlikte kontrol edelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,
24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37. Bakın bir tane ilmeğimiz burada fazla hanımlar. Burada ikinci kol kısmını belirledikten sonra 37 tane ilmeğimiz oluyor. Bu kısma kadar. Belirttiğim gibi arka beden kısmımız 73, kol kısımlarımız 63, ön beden kısmımız ise 72 ilmek. Bu şekilde ayrımlarınızı hazırlayabilirsiniz. Burada ben ayrımı hazırlayabilmek için ayracımı bu kısma taktım. Buradan çıkarıyorum. Şişime takıyorum hanımlar. Şimdi kol kısmımızın ilmeklerine varıncaya kadar ilmeklerimizi düz olarak örüp devam edelim. Şöyle kol evi ilmeklerime doğru geldim. Burada ayracımızı şişimize takalım. Kol evindeki ilmeklerimizi örmek için ipimizi kendimizden taraf alıp ilmeklerimizi ters olarak örelim. Şimdi ön beden kısmına doğru devam ediyoruz. Şöyle ön beden ilmeklerime doğru geldim. Burada ayracımızı, şişimizi alalım. Ardından ön beden ilmeklerimizi düz olarak örmeye başlayalım. İkinci kol evi ilmeklerimize doğru düz olarak örüp devam edelim. Şöyle ikinci kol evi ilmeklerime doğru geldim. Ayracımızı, şişimizi alıp ilmeklerimizi ters olarak örmeye başlayalım. Arka beden ilmeklerimize doğru devam edelim. Şöyle arka beden ilmeklerime geldim. Arka beden ilmeklerimizi düz olarak örüp devam edelim. Sadece kol evi ilmeklerimizi ters olarak ördük. Ön ve arka beden ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramızı tamamlayıp bir üst sıraya çıkışımızı yapıp tekrar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Kol evi ilmeklerine doğru. Şöyle bir üst sıraya çıkış yaparak kol evi ilmeklerime doğru geldim. Burada ayracımızı çıkaralım. Kol evi ilmeklerimizi kapatacağız. Şöyle tığımızı alalım hanımlar. İlk iki ilmeğimizin içerisine giriş yaparak bir ilmek çıkaralım. Ardından sıradaki ilmeğimizin içerisine giriş yaparak ilmek çıkaralım. Var olan ilmeğimizin içerisinden geçirelim. Sıradaki ilmeğin içerisine giriş yaparak ilmeğimizi çıkaralım. Var olan ilmeğimizin içerisinden geçirelim. Sırasıyla kol evi ilmeklerimizi bu şekilde kapatalım. Şöyle ayracımıza varıncaya kadar ilmeklerimizi kapatıp devam edelim.
Kol evi ilmeklerimi kapatarak ayracıma doğru geldim. Burada ayracımızı çıkaralım. Bakın burada bir tane ilmeğimiz kaldı hanımlar. Ön beden kısmımızın hemen ilk ilmeğinin içerisine giriş yaparak ilmek çıkaralım ve ilmeğimizin içerisinden kaydıralım. Bu ilmeği şişimize takalım. Toplamda 63 tane ilmek kapatmış olduk. Şimdi şişimizi alalım. Bu ilmek zaten örülmüş vaziyette. Tekrar örmeyelim. Şimdi ön beden ilmeklerimizi örüp ikinci kol evine doğru devam edelim. İkinci kol evi ilmeklerimizi de kapatacağız. Şöyle ön beden ilmeklerimi ördüm. Kol evi ilmeklerimizdeyiz. Ayracımızı çıkaralım. İlmeklerimizi kapatmaya başlayalım. Aynı şekilde ilmeklerimizi kapatarak devam edelim. Burada da tekrar 63 tane ilmeğimiz mevcut hanımlar. Ayracımızı taktığımız yer belli zaten. Ayracımıza varıncaya kadar ilmeklerimizi kapatarak devam edelim. İlmeklerimi kapatarak ayracıma doğru geldim. Burada ayracımızı çıkaralım. Kol evinden kalan sonuncu ilmeğimizi hemen sıradaki ilk ilmeğin içerisine giriş yaparak bir ilmek çıkaralım ve içerisinden geçirelim. Sonuncu ilmeğimizi de kapatalım. Ve ikinci kol evindeki ilmeklerimizi de kapatmış olduk hanımlar. Şimdi beden kısmımızı örmeye başlayacağız. Ben öncelikle 60 santimlik şişime geçmek istiyorum. Burada direkt 60 santimlik misinası olan şişimi aldım. Ve ilmeklerimi düz olarak örüp devam ediyorum. Ayracımıza doğru devam edelim. Bir üst sıraya çıkış yapıp şöyle kol evi ilmeklerimizi kestiğimiz yere doğru bir gelelim. Şöyle ilmeklerimizi kapattığımız kısma doğru geldim. Burada sonuncu ilmeğimizi örmeden bekletelim. Ön beden ilmeklerimizi şöyle şişimizin üzerine doğru alalım. Buradaki bir tane ilmeğimizle hemen ön beden kısmımızın ilk ilmeğinin yerlerini değiştireceğiz. Ön beden kısmındaki ilmeği ön kısımdan sağ şişimize takalım. Ardından sol şişimizi her ikisinin içerisinden çıkarıp açıkta kalan ilmeği arka taraftan şişimizin üzerine takalım. Ardından buradaki ilmeğimizi de tekrar sol şişimizin üzerine alalım. Ve ilmeklerimizi düz olarak örelim. Burada bu işlemi yapmadığımız zaman kol altında açılma olur hanımlar. Hani örgü sökülmez ama böyle bir genişlik oluşur. Şimdi ön beden ilmeklerimizi örüyoruz. Şöyle kesim yapmaya başladığımız kısma kadar ilmeklerimizi örüp devam edelim. Ön beden ilmeklerimi örerek geldim. Sonda bir tane ilmeğim kaldı. Bu ilmeğimi örmeden arka beden ilmeklerimin yanına ilave ettim. Burada da iki tane ilmeğimizin yerini hemen değiştirdim. Birinci kısımda detaylı şekilde gösterdim arkadaşlar. Aynı şekilde ilmeklerin yerini değiştiriyoruz. İlmeklerimizin yerini değiştirdikten sonra düz olarak örelim. Ve buradaki bağlantı işlemimizi de yapmış olduk. Buradan sonrasında örgümüzü hep düz öreceğiz ve döne döne. Şu anda şişimizin üzerinde de
145 tane ilmeğimiz var. Ön beden kısmımızda 72 tane ilmeğimiz vardı. Arka beden kısmımızda 73. Topladığımız zaman 145 ilmek ediyor. 145 tane ilmeğimizde ilmek artışı eksiltmesi yapmadan örgümüzü döne döne örmeye devam edelim.